Learn and play. ألعب وأتعلم هيا بنا بسم الله شيخ الإسلام أبو الحسن محمد بن سليمان التميمي رحمه الله شهدد مقدمة رحمن ورحيم أولا الله ناضينا Kerim olan ve azim arşın Rabbi olan Allah'tan seni dünya ve ahirette veli dost edilmesini ve seni her nerede olursan ol mübarek kılmasını dilerim. Allah'tan seni kendisine nimet verildiğinde şükreden, belaya uğradığında sabreden, ve günah işlediğinde istiğfar eden kullarından yapmasını dilerim. Amin. Belki Allah seni kendisine itaat etmeye yönelsin. İbrahim'in dini olan haniflik dini sadece ona dini sadece ona halis kılarak tek olarak Allah'a ibadet etmendir. Allah bütün insanlara bunu emretmiş ve onları bunun için yaratmıştır. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur. es billah. Ben cinleri ve insanları başka bir şey için değil sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyet Suresi 56. Ayet Allah'ın seni kendisine ibadet etmek için yarattığını anladıysan, şunu da bil ki, nasıl ki abdest olmadan namaz, namaz olarak sayılmıyorsa aynı şekilde beraberinde tevhid olmadan ibadet de ibadet olarak sayılmaz. Abdestli iken abdesti bozan şeylerden biri yapıldığı zaman abdest nasıl bozuluyorsa aynı şekilde eğer ibadete şirk bulaşırsa bu ibadet de bozulur çirkin ibadete karıştığı zaman onu bozacağını, amelleri boşa çıkaracağını ve sahibinin de cehennemde ebedi olarak kalacağını öğrendiysen, üzerine düşen en önemli vazifenin bu şirkin ne olduğunu öğrenmek olduğunu anlamışsındır. Eğer bunun ne olduğunu öğrenirsen, om olur ki Allah seni bu bataklıktan kurtarır. Bu bataklık <laughs> şirk bataklığıdır. Nitekim Allah subhanehu ve teala bu şirk bataklığı hakkında şöyle buyurmuştur. Estaizu billah. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları ise dilediğine bağışlar. En-Nisa suresi 48. ayet Bu da Yüce Allah'ın kitabında zikrettiği dört esası öğrenmekle olur. Birinci temel esas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı müşrikler Allah subhanahu ve taalanın yaratıcı ve kainatın işlerini idare edici olduğunu kabul ediyorlardı. Ancak buna rağmen bu onların İslam dinine sokmadı. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Esteyizü O müşriklere de ki sizleri gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Kulaklara ve gözlere kim maliktir? Ölüden diriyi, diriden de ölüyü kim çıkartıyor? Kainatın işlerini kim verip çeviriyor. Diyecekler ki Allah yapıyor. De ki öyleyse hiç sakınmaz mısınız? Yunus suresi 31. ayet. İkinci temel esas. O müşrikler şöyle diyorlardı. Biz onlara ölülere, salihlere başka bir şey için değil. Sadece bizi Allah'a yaklaştırmaları ve bize şefaat etmeleri için dua edip yöneliyoruz. O müşriklerin onlardan ölüler ve salihlerden kendilerini Allah'a yaklaştırmalarını istediklerinin delili Estaizu billah. Onun Allah'ın dışında veliler edinenler biz onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz demektedirler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah Yalancı ve kafir olan kimseyi doğru yola iletmez. Zümer Suresi 3. Ayet Onlardan, ölüler ve salihlerden şefaat istediklerinin delili Allah'ın yanı sıra kendilerine zarar ve fayda veremeyecek kimselere ibadet ediyor. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Yunus suresi 18. ayet. Şefaat iki çeşittir. Bunlar ise menfi şefaat ve müsbet şefaattir. Bir, menfi şefaat sadece Allah'ın gücünün yeteceği hususlarda Allah'tan başkasından istenen şefaattir. Bunun batıl olduğunun delili ise Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun, ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kafirler ise zalimlerin ta kendileridir. Bakara Suresi 254. Ayet 2. müspet Şefaat Allah'tan istenen şefaattir şefaat eden kimse bu şefaat bu şefaati etmeye nail olmasıyla Allah tarafından ikram olunmuş kimsedir. Kendisine Allah'ın izninden sonra şefaat olunacak kimse ise Allah'ın kendisinin sözünden ve amelinden razı olduğu kimsedir. Nitekim yüce Allah Şöyle buyurmuştur. Estaizü billahi mineşşeytanirracim. Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? Bakara suresi 255. ayet. 3 temel esas. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem farklı farklı şeylere ibadet eden insanların içinde zuhur edip çıkmıştır. Onlardan bazıları meleklere, bazıları peygamberler ve salihlere, bazıları ağaçlara ve taşlara, bazıları da güneşe ve aya ibadet ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kimselerin arasında hiçbir fark gözetmeden hepsiyle savaşmıştır. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Evuzu billahi semiyel alim min racim. Fitne, şirk ortadan kalkıncaya ve din tümüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Enfal suresi 3. ayet. Güneşe ve aya ibadet ettiklerinin delili yüce Allah'ın şu buyruğudur gece, gündüz, güneş ve ay onun kevni ayetlerindendir. Güneşe de secde etmeyin. Ay'a da. Bilakis siz onları da yaratan Allah'a secde edin. Eğer ona ibadet edicinler iseniz. Fussure Suresi 37. Ayet